Arkadaşlar şu anda Okan Üniversitesi yönünden Ballıca istikametinden Kurtdoğmuş Köyü'ne gideceğiz. Şu an o tarafa döndük. Tabii sağlı sollu köpekler var. Gerçi bunlar biraz daha evcil gibi, saldırmıyorlar. Yanlarından geçiyorum şu an. Bir saldırma teşebbüsü yok. Çoğu gölgede dinleniyor zaten şu an. Sol tarafımız Okan Üniversitesi. Yolda Ballıca Köyü'ne gidiyor. Şu anda Ballıca Köyü'ne yaklaştık. Pendik'in bir köyü. Hava da gayet güzel, temiz, oksijen, bol oksijenli. Trafiksiz bir yolda şu an ilerliyoruz. İşte Ballıca Köyü'ne girmeden soldan Kurtdoğmuş Köyü'ne bir yol gidiyor. O yoldan Kurtdoğmuş Köyü'ne geçeceğiz. Orada bir mola vereceğiz. Ballıca Köyü girişine geldik. Şuradan az ilerden kavşaktan sola döneceğiz. Ve Kurtdoğmuş Kurna istikametine devam edeceğiz. Sağdaki yol ise Ballıca Köyü'ne gidiyor. Ve burada böyle bir yol. Yine ağaçların içinden giden bir yol. Tabii ara ara buralarda köpekler de var. Dikkatli gitmemiz gerekiyor. Her an önümüze bir köpek sürüsü çıkabilir. Mümkün mertebe dikkatli gideceğiz artık. Evet, hafiften bir eğim var burada. Mecburen vites düşürdük. Kurtdoğmuş yoluna döndük. Burada yol biraz dar. Dikkatli gitmemiz lazım. Yolun sağ tarafında bir çalışma yapılmış. O yüzden yol şu an çok dar. Dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Evet, hafif bir rampadan sonra bir rampa inişimiz var. Oradan sonra köye doğru yaklaşmış olacağız ve köyü çıkışta rampalar var yine. O rampaları da geçtikten sonra köye ulaşmış olacağız. Şu anda işte evden çıktıktan sonra yaptığımız kilometre yaklaşık 35 kilometre yaptık. Bisiklet yolculuğu takipçileri, köyün girişindeki rampadayız. Biraz sonra bu rampayı ineceğiz ve köye ulaşacağız. Orada bir mola vereceğiz. Evet arkadaşlar, Kurtdoğmuş Köyü'ne geldik. Burada bizi Tavale karşılıyor. Abi bir rampa çıkacağız yine. Bir 500 metre sonra köyün içindeyiz. Köye bir 100 metre falan kaldı. Evet, köye geldik şu anda. Köyün içine giriş yaptık.